adaylarımız efendim. Hemen ödülü açıklamak üzere sahneye Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ebru Dildar Edin'i davet ediyorum. Buyurun. Mikrofon sizin. Ve çok heyecanlı Gözde Venedik, Help Steps. Gözde Venedik, Help Steps. Gözde Venedik alkışlarla geliyor sahneye, tepikleri alarak. Sizin şöyle bir fotoğrafınızı beraberce alalım Ebru Hanım. Ebru Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Onu uğurluyoruz. Sizi bırakmıyorum. Ebru Hanım'ı uğurluyoruz. Çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Gözde Venedik 100 bin lira para ödülü Ekonomist, Kapital ve El Ele dergilerinin bir yıllık aboneliğiyle bir yıl ücretsiz Kagider üyeliği kazandı. Bir gelin hep beraber onun filmini izleyelim. Sonra size sorularım olacak. Ben Gözde Venedik, Help Steps'in kurucusuyum. Help Steps bir sağlık ve sağduyu uygulaması, akıllı telefonlara indirilebilen bir mobil uygulama. Aynı zamanda da bir sosyal sorumluluk projesi. Aslında iki işi bir arada yapıyor. Gün içerisinde sizin attığınız adımları sayıyor. Sonrasında bu adımları iyilik motivasyonuyla arttırmanıza yardımcı oluyor. Gece 12 olmadan önce Help Steps'te adımlarınızı HS puanla çevirmenizi istiyor uygulama sizden. 30 farklı sivil toplum kuruluşuna bu HS puanlarıyla hiç para harcamadan destek olabiliyorsunuz. Onların olan adım hedefleri tamamlanıyor ve Help Steps'ten para bağışı almaya hak kazanıyorlar. Help Steps 2 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 193 ülkede kullanılmaya başladı. Şu an 1,5 milyonun üzerinde Help Steps'te kullanıcı var. Bu sosyal sorumluluk projesi içerisinde siz aslında yürüyerek hem kendi sağlığınız için adım atmış, daha çok yürümüş ve insanlara hiç para harcamadan sadece yürüyerek destek olmuş oluyorsunuz. Bu bazen bir sokak hayvanına destek, bazen bir tekerlekli sandalye kampanyası, bazen bir çocuğun eğitimi, bazen sürdürülebilirlik, doğa. Kısacası mutlaka yürümek için bir sebebiniz var Help Steps'te. Bu yüzden de daha çok sesimizi duyurmak istiyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde en çok kullanılan sağlık ve sağduyu uygulaması olmak istiyoruz biz Help Steps'te. Dijital sektörde, bu ekosistemde kadın girişimci aslında çok fazla yok. Biz kadınlar her alanda girişimci olabiliriz. İnsanlar "Wow, gerçekten mi? Bunu bir kadın mı yapmış?" dediklerinde ben daha büyük gurur duyuyorum. Bu iletişimi sağlamak bir kadın olarak her zaman daha kolay oldu. Gelecekte de daha kolay olacağını düşünüyorum. Biz kadınlar sanıyorum biraz daha bu sosyal fayda yönündeki işlerde daha duygusal varlıklar olduğumuz için sanırım daha başarılıyız. En olmayacak zamanda verdiğiniz kararlar aslında doğru kararlarmış ve risk almak zorundasınız bu işte. Kimseyi dinlemedim. İyi ki de dinlememişim. Bugün olsa yine aynı kararı veririm. Asıl başarıların büyüğü o zaman gelmeye başladı. Gözde Venedik. Gözde Hanım, ilk sorum, su ister misiniz? Nefesiniz düzeldi mi? Bu ilk soru gerçekten. İyisiniz, heyecanlısınız. Hemen nasıl bir sosyal fayda yaratmayı düşünüyordunuz? O dediniz ya, yine olsa yine yaparımdaki o ilk andaki duygunuz neydi? Ben Help Steps'i kurmadan önce 14 sene kurumsal bir şirkette mühendis olarak çalıştım. Aslında jeofizik mühendisiyim, yazılımcı değilim. Bir yazılımım var ama bana etrafımdakiler dedi ki konfor alanını bozma. Hani mesleğin neyse onu yap. Ama ben dinlemedim. Ben konfor alanımı bozdum. O yüzden bugün buradayım. O yüzden Help Steps var. O yüzden yüzlerce insana yardım edebildim 2 senede. Evet, belki kendi mesleğimi yapmıyorum ama ben doğru noktadayım, buna inanıyorum. Harikasınız. Peki başka kadın girişimcilere, özellikle de sosyal bir girişimi hayata geçirmeyi hayal eden, planlayan ya da yolun başında olan kadın girişimcilere ne tavsiye edersiniz? Tabii ki ilk söylediğim şeyi aslında tavsiye edeceğim. Hakikaten konfor alanınızı bozmadan, bir şeylerden vazgeçmeden bu başarıyı sağlayamıyorsunuz. Bunu bizzat yaşadım.
mutlaka risk almak gerekiyor. Ben bir risk aldım ve çok inandım. Projem iyilik projesi olduğu için de şansım hem çalıştığım insanlar ve karşılaştığım herkes de yolum iyilikle kesişti. Gerçekten gönülden buna inanıyorsanız zaten o yol akıp gidiyor. Ki şu an buradayım. Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. Harika. Sizi o zaman şöyle ortaya bir tek fotoğrafınız içinde alayım ve alkışlarla alayım. Efendim Gözde Venedik, Türkiye'nin kadın sosyal girişimcisi. Alkışlarımız sizin için. Çok teşekkür ediyoruz.